Cemaat. Insansın. Ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. İnsansın. Ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Aleyküm selam. أن تقولوا إنما
günahlarını takdir ederek bizleri bu hayat âlemine gönderdi. Takdir edilen bu hayatta ne bir saniye ileri ne bir saniye geri hepimizin malumu. Burada bize düşen takdir edilen bu hayatı biz nasıl, ne şekilde harcıyoruz, ne şekilde sarf ediyoruz ve kaçınılmaz olan o sona nasıl hazırlanıyoruz? Şu an ruhu şahit etmek üzere burada toplanmış olduğumuz insan kardeşimiz, nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüzün bir örneğini sergiledi. Hepimizin bildiği gibi hayatı mücadeleler içinde geçti. Ve sıcağı sıcağına şehadetin birkaç saat sonrasında kumandanla yaptığımız görüşmede şu tespiti çok önemliydi. Bu insana yakıştı cümlesi. Bu insana yakıştı. Bütün hayatını bu mücadelenin uğrunda harcayan bir insan için o koçluk kaçınılmaz sona böyle güzel bir mertebeye ulaştı. Ve devamında da farz-ı kifayenin manası içinde arkadaşların üzerindeki yükü aldı dedi. O benim için hala yaşıyor. Şehadet mertebesine ulaşmak, şehadet şerbetini içmek tabii kıskanılması mümkün. Asıl olan şehitli şuur çerçevesi içerisinde hayatımızı tanzim etmek, buna göre amellerimize, insani ilişkilerimize, toplumsal ilişkilerimize, her türlü mücadelemiz için yapacağımız işlerimize Allah'ın rızasını, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere emrettiği, bizlere ulaştırdığı emir ve yasaklar çerçevesinde hayatımızı tanzim etmek. Bütün mesele bu. Hepimiz Kur'an-ı Kerim'de namazlarımıza doğrusu günde 40 defa şu duayı yapıyoruz değil mi? Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. O yüzden ki nimete erdiklerini yapalım. Nimete erdiklerini içinde de hepimizin malumu peygamberler ve sıddıklarla alınan bir topluluk var ki o da şehitler topluluğu. Biz dualarımızda Ya Rabbi bize nimete erdiklerinden eyleceğiz. Zalalete düşündüklerinden ve gazaba uğrattıklarından eyleme diye günde 40 defa dua ediyoruz. Gazaba uğrattıkları işte müfessirler genelde bunları Yahudiler olarak nitelendirirler. Ama devamında da Yahudilere benzeyen, onlarla işbirliği yapan, onların yaptıklarını yapmaya devam eden, bunun illaki dininin Yahudi olması gerekmiyor. Dalalet uğrayanlar, burada Hristiyanlar olarak nedenler ama Hristiyanlar üzerinden Müslümanlara vurguluyorsunuz. Nasıl dalalete düşüyor, kimler dalalete düşüyor? Bunlar ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle çok açık bir şekilde izah ediliyor. Ve her birimiz bu ayet-i kerimelerle ve hadis-i şeriflere baktığımızda kendi kendimizi tabiri caizse mihenk taşına tutarak durumumuzu ortaya koyabiliriz. Ve bu çerçevede bakıyoruz ki ortalık Allahsız imanlılarla olur. Allah bizi bunlardan muhafaza eylesin. Bu gruba girmekten Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizleri salih ameller işleyen, davasında samimi olanlardan eylesin. Bu çerçevede Yusuf kardeşimiz bizlere çok büyük bir örneklik göstermiştir. Allah şehadetini makbul eylesin. Ümit ediyoruz ki Cenab-ı Hak onlara şart, ona şefaat hakkı verecektir. Her birimiz buna talibiz. Cenab-ı Hak onun şefaatine, mutlaka arkadaşlar İmam Efendi şefaatine almak üzere hepimizi nail eylesin inşallah. Bizlere de bu şehadetten ders alarak hayatımızı bundan sonra Allah'ın emirlerine uyan yasaklarından kaçınan uyanık, her türlü kötülüklere karşı dirayetli, başını önlemi ve bildiği doğruyu söylemekten çekinmeyen, bu uğurda şehadeti kendine şehadet eden kullarından eylesin. Allah sizlerden razı olsun, uyardınız. Bu duvarla ilgili birkaç kelam idi. Hocam hafızı baştan kalan derler. Okumaya devam edersiniz. Tamam.
çalışmanın gerçek de بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا نقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. يا رب العالمين شرعنا لكم شرعنا لكم شرعنا شرعنا لكم آل كريم صلاة والسلام على تكبير آتنا الجاهز زندگی ذا سورت قبول اتخابين ايلا. يا رب العالمين قرآن كريم ده بلد شرعنا تبلغ ويار ويزاق قلنا كشنات قرارز ومسل بزل داعين ايلا. يا رب العالمين وكل شرعنا قرآن كريم لدي كبير تانى ياسم دي إحلاس تانى يمشي كلمة تغيث İki halim ve pek çok sevgili bilmeyen sureler ve şu an burada okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı evvelen ve bizler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna başlıyoruz vasıla ya Rabbi. Amin. O yüce Peygamber hakkıyla ümmet olmayı bizlere nasip müessir ya Rabbi. Amin. O yüce Peygamber'in şefaatine layık olmayı bizlere nasip ve ya Rabbi. Amin.
Peygamber Efendimiz'in sancağı altında kıyamete haşrolmayı bize nasip verseydi. Amin. Cennetli cemali görenlerden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a konuşulanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemin, Hasret-i Rasulullah sevabı, Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberden ruhlarına haşrolmayı nasip ya Rabbi. Amin. Daha sonra sahibimiz Sahabe-i Kiram'ın şüphesinin ruhuna başlığımızda nasip eyle ya Rabbi. Tabi'in, 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 müştehidin, ulemanın, fukahanın, evliyanın cümlesinin ruhuna başlığımız nasip eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından bu yetiştirmiş olan bu cümle kardeşlerimizin ahiret iftar etmiş olanların bu cümlesinin ruhuna başlığımız nasip eyle ya Rabbi. Dünyanın dört bir tarafına yok bizim Fatiha gelecek olan tüm ümmet umanının bölmüşlerinin ruhlarını bağışlıyoruz, nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bu halde bulunan, bu halde sahiplerinin ayrıca ihtilal etmiş olan annelerinden, babalarından, görevlerinden, kardeşlerinden cümlesinin ruhlarına bağışlıyoruz, nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bunu toplamamıza vesile olan Yusuf kardeşimizin aziz mutahharına bağışlıyoruz, nasip eyle ya Rabbi. Amin. Makamını cennet derecesi yüksek eyle ya Rabbi. Amin. Kabrı cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, onu yaşamış olduğu şekilde son nefesini teslim etmiş olması halinde bize ibretli eyle. Hayatımızı senin emirlerine uyan, yasaklarından kaçan, bu ihlasla, samimiyetle sürdüren kulların cümlesine bizleri dahil eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın dört bir tarafında eza cefa çeken Müslüman kardeşlerimize yardımcı ol ya Rabbi. Amin. Dünyanın dört bir tarafında senin rızanın kazanmak için ilahi kerim okuldan var mücadele kardeşlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin, dünyanın dört bir tarafında yardım muhtaç olan insanlara, yardım muhtaç olan Müslümanlara eğer bizim bir katkımız olacaksa, eğer zerre kadar katkımız olacaksa bizleri hareketsiz eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bize İslam ihlal ikramı maddi ve mana şartlarında erdir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bizleri davamıza samimi eyle ya Rabbi. Amin. Samimiyetle ihlasla mücadele edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Dünya telaşla düşenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Arzumuzu nefsimizin arzuları uyanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin Kur'an-ı Kerim'de verilmiş olduğu ve saymış olduğu masalara sahip Müslümanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin, yine bu haneler netin bulunan Duray kardeşimizin ruhuna başlıyoruz, duası ver ya Rabbi. Onu da eşiyle beraber cennette buluşmayı nasip müessir ver ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, bu tekrar bu aileler ayrı kalkmış olanların cümlesi ruhlarına başlıyoruz, duası ver ya Rabbi. Tekabbel minna bi hurreti esra'yı, Fatiha.